Bu gençlikte yaptırmak istemediğiniz şey var. Operasyonlar var. Belli yaş aralıklarında belli estetik ameliyatlar var mı? Yani şu yaş aralıklarında bunu yapın, şu yaş aralıklarında bunu yapmak, şu yaş aralığında bunu yapmak lazım gibi bir şeyimiz var. Şimdi bu genç grubu, bu grubu aldık değil mi? Bu grup geliyor 30 yaşlarına diyelim. Hmm. Hmm. 30 yaşlarında ne oluyor? Herkes de olmaz. Dokular erimeye başlıyor. Doğru. Çöküntüler başlıyor hafif hafif, hafif hafif. Hı hı. Bunları korumak için ne yapıyoruz? Yağ dokusu aşılamaları yapıyoruz. Yağ dokusu. Yağ dokusu iğnelerle. O yağ dokusunu o, nereden alıyorsunuz hocam? Karnından. Kendi yağ dokusunu. Kendi, tabii muhakkak kendi. Karnından nereden alıyorsunuz hocam? Mesela efendim karnın mesela göbek, bel kısmı. Bir enjektörle. Enjektörle anlıyor. Oradan alıyorsunuz. Onun özü çıkarılıyor. Onun içine kendi kanından hormon ilave ediliyor. Ha, o doğrudan o yağı alıp da surata vermek yok. Başka bir işlem tutuyorsunuz. Tabii, o işlem ne? Tabii. Onu bir daha... İşte o santrifüjden onun şeyi alınıp öz kısmı alınıyor. Kullanılıyor. Öbür kısmı atılıyor. İçine hormon ne koyuyorsunuz hocam içine? Kendi kanından growth faktör dediğimiz bir hormon. Growth faktörü koyuyoruz evet. Büyüme faktörü. O ne yapıyor? Şeyi kök hücre potansiyelini arttırıyor. Hı hı. Daha çok kök üretim sağlıyor. Evet. Kök hücre ne yapıyor? Rejenerasyon yapıyor. Ve insanı genç tutuyor. Hı hı. O bakımdan hem oradaki eksiklikleri tamamlıyoruz hem de ne yapmış oluyoruz? Oraya bir gençlik veriyoruz. Çünkü öyle bir şey ki bu, benim tabii uzun seneler çok hasta takip ederim ben muhakkak. Hı hı. 20 sene önce bu işe başlamış olduğum kişi 20 sene sonra geliyor, 20 sene öncesinden daha geç. Nasıl oluyor bu? Ya buradaki yağ aldınız, evet. Bir santrifüjden geçirdiniz, içine kendi kanından growth faktör dediniz, bir faktörü koydunuz. Sonra yanağında çöküklük olan bölgeye yaptınız. Bu işlemden sonra 20 hiçbir şey yapılmıyor mu bu arada? Yok. Tekrar bunlar tekrar. Ne kadar tekrar yapıyorsunuz? Duruma göre senede bir yaparsınız, 6 ayda bir yaparsınız, 3 senede bir yaparsınız. Kişiye bağlı. Sonra 20 sene sonra bu insanın cildi... Bir bakıyorsunuz... O yaşlıkından daha genç. Eski resmini bir açıyorsunuz daha genç. Daha genç. Bu çok önemli ve çok. Bir alerjik reaksiyon da tabii kendi dokunuzdan aldığınız için herhalde. Hayır, bir alerjik reaksiyon da olmuyor. Tabii. Hocam şimdi peki ben...